Beşşiril meşşâine fî zulm'e, ilel mesâcidi bin nûr-i tâmmî yevmel kıyâme. Camiye gidenlere, karanlıkları yaranlara, Efendimiz Aleyhisselam müjde veriyor. Karanlığı sen İslam'ın nuruyla yarıyorsun. Ama bir de hep o karanlığa gömülenler var. Yaras olanlar var. Ezan-ı Muhammediye sabahı haber veriyor diye Ondan rahatsız olanlar var. Duymak istemeyenler var. Ezan Muhammediye bu topraklarda okunur, okunacak. Neden okunacak? Çünkü bu topraklar Ezan-ı Muhammediye'nin bedelini ödemiştir. Malazgirt'ten bu tarafa ödemiştir. Sahabe-i Kiram radıyallahu anhum Diyarbakır'ı fethettiler. O günden bu tarafa Müslümanlar bu topraklarda Ezan-ı Muhammediyenin bedelini ödediler kardeşlerim. Okunacak. Eviniz kimin dediği evde olur? Sizin dediğiniz olur. Neden? Evin sahibi sensin. Peki bu toprakların sahibi kim? Müslümanlar. Onlar bu topraklarının bedelini dedelerinin kanıyla ödediler. Şehadetle ödediler o halde. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. O el, zalimin eli, facirin eli, zındığın eli, namahrem elidir. Müslümanlar camilerini, mabetlerini, minarelerini, ezanlarını koruyacaklar. Kardeşlerim, ezan-ı Muhammediye'den birle rahatsız oluyorlar. Minarelerden görüyorsunuz, duyuyorsunuz işte neler söyletiyorlar. Aslında daha söyletmek isteyenler vardır, olabilir. Fakat bunların özgürlük dedikleri, hürriyet dedikleri aslında şudur. Demek istiyorlar ki bırakın bizi dilediğimiz gibi Müslümanlara söyledim. Dilediğimiz gibi İslam'a hakaret edelim. Bakın bunların tarihine bunların özgürlükten anladığı, bunların hürriyetten anladığı, bırakın bizi özgürce Müslümanlara, İslam'ın şairine, şiarlarına dilediğimiz gibi sövelim. Onu istiyorlar ama söylemeyecekler Allah'ın inayetiyle. Neden? Müslümanlar o minarelerin bedelini ödemiştir kardeşlerim evimizde nasıl başkalarına misafir ettik eve aldık hakaret ettiriyor musun kendine ne diyorsun bu ev benim seni aldım buraya çorba verdim çay verdim şimdi yaptığın edepsizliğe bak sen kardeşim bileceksin ki bu toprak İslam'ın toprağıdır bin yıldır küfürle burada göğüs göğüse hesaplaşılmış ve hep galibiyet İslam'ın olmuştur. Kıyamete kadar bu topraklar Allah'ın inayetiyle, lütfuyla İslam toprağı olarak kalacak. Kardeşlerim, neden bunlar ezandan rahatsız olurlar? Niçin? Ben inanmıyorum. Yani bu toprakların çocuğu olan birisi, dedesi, ninesi vesairesiyle, bu tarihle, tarihimizle alakalı olan birisi, Ezana Muhammediyeden rahatsız olmaz, olamaz. Hangi şehirde olursa olsun bu adam birilerinin adamıdır. Birileri adına bunlar meseleyi provoke ediyorlar. Bu milleti tahrik etmek istiyorlar. Evet, sen tahrik olmayacaksın ama namahrem eli benim mabedime uzanamaz. Kırarım o eli. Onu da Diyeceksin kardeşim. Yani çarşaf, anan yürüyor, yanında duruyor, gidiyorsun. O halde bir edepsizin eli, annenin, eşinin çarşafına uzanmış olsa, o eli Müslüman olarak kırarsın. Ezan-ı Muhammediye, bu milletin sancağıdır, bayrağıdır, minarelerimiz, kale, ezan, o kalelerdeki sancaktır. Düşman bir yere girdiği zaman önce sancağa yürür, sancağı indirir, kendi bez parçasını oraya asar. Onun için Allah'a, Resulüne düşman olanlar ezanı Muhammediye'den, sancak olan ezandan, minareden rahatsız olurlar. Bakın siz Yunanistan'da, Bulgaristan'da ne kadar cami vardı. Selanik videosu var. İnternette de görebilirsiniz. Baktığınız zaman sanki bir Anadolu şehri. Ondan bile daha fazla cami var. Ama yıktılar. Sofya'ya şöyle biraz yukarıdan baktığınızda sanki mızraklar dikilmiş o kadar minare vardı ama yıktılar. Rumeli'de ne kadar cami vardı. Osmanlı Anadolu'dan daha çok oraya yaptı. Anadolu'dan aldı, Rumeli'ye götürdü. Medrese yaptı, okul yaptı. Anneler yemezler, çocuklarına yedirirler. Osmanlı Anadolu'yu ana gibi gördü, buradan aldı, dışarılara götürdü. Ama emperyalist olsaydı, oradan alıp Anadolu'ya getirirdi. Fakat öyle yapmadı. Gittiği yeri imar etti. Burası İslam beldesi olsun. İnsanlar burada huzur içinde yaşasınlar. Yaşamışlar. Hristiyanlar, Ortodokslar, İslam bellesinde eman, güven içinde yaşadılar kardeşlerim. Yani ben bu ülke vatandaşı olan, bu havayı soluklayan birisinin ezandan rahatsız olabileceğine ihtimal vermiyorum. Başka birilerinin adamıdır onlar. Casustur, hayduttur onlar. Bu milleti rahatsız etme, provoke etme, tahrik etme derdinde birileri adına çalışıyor o adamlar. Evet ezan onlar rahatsız ediyor. Çünkü minareye çıkışı bir müezzinin sanki bir şehrin burçlarına muzaffer askerlerin İslam bayrağını dikişi gibidir. Sabah şehri ezan Muhammediye ile müezzinler teslim alıyorlar. Akşam meleklere yası ezan okuyarak teslim ediyorlar. Sabah yine herkes uykudayken kalkıyorlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ezan Muhammediye sancağa dönüyor, bayrağa dönüyor. Bakıyorsunuz pencereden ufukta, burçlarda o ezan nidaları, sayhaları sanki sancak olmuşlar, şehrin ufkunda dalgalanıyorlar. Bu şehirler İslam şehri Müslümanlara ait diyorlar.